Всем здравствуйте, Эркизе Мерхаба, 58-я часть Элиса Кизенджи Бюлем. Первое слово «надеяться», «надеяться». Ümit etmek, ummak. Надежда, умут kelimesinden oluşuyor. Я harfine vurgu düşüyor. Ortadaki я harfi i gibi okunur. Надеяться. Evet, birinci örnek. Я надеюсь, мы встретимся снова. Я надеюсь, мы встретимся снова. Umarım sizinle yine görüşeceğiz. Umarım sizinle yine görüşeceğiz. İkinci ise ни на кого не надейся. Ни на кого не надейся, только на себя. Hiç kimseye güvenme, sadece kendi gücüne. Buradaki güvenme kelimesi, yani ümit etmek diye yazmadım. Güvenme deriz Türkçe. Çünkü buradaki anlam başkasına güvenme, bir beklenti içinde olma. Hiç kimse sana yardım etmez. Sadece kendi gücüne, kendine güven anlamında. Evet. Şöyle bir şey de var. Rusça'da nadejda kelimesi. Nadejda yani umut, ümit anlamına gelen sözcük. Nadejda Rusça'da kadın ismi. Hem de çok güzel ve sıkça kullanılan nadejda. Kısacası Nadia. Evet. Türkçe'de ise umut, ümit diye geçiyor. Erkek ismi. Bunu da anlatmak istiyorum. Çünkü Türkçe öğrenmek isteyen arkadaşlarımız da var. İmya Nadejda, которая в русском языке на турецкий переводится как умут, ümit, и является не женским именем, а мужским именем в турецком языке. Evet, devam edelim. Bir sonraki kelime bir sıfattır. Рабочий, рабочий. Çalışan diye yazdım. Şöyle ki iş ve çalışma ile ilgili bir sıfat oluyor. Çalışan, çalışmakta olan anlamını katıyor. Zaten работа kelimesinden oluşuyor. Работа iş demek, çalışma demek. Evet, bakalım örnekleri. Рабочий стол. Рабочий стол. Masaüstü demek. Yani bildiğimiz bilgisayarda kullandığımız masa üstüne Rusça рабочий стол deriz. Stol eril olduğu için ih ekini alıyor bu sıfat. Рабочий. Evet. Рабочая виза. Рабочая виза. Çalışma vizesi. Buradaki örnek dişil. Виза. A ile bitiyor. O yüzden dişil, рабочая, а-я sıfatı oluyor. Рабочее место, рабочее место. İş yeri, iş yeri demektir. Рабочее, е-е ekini alıyor. Çünkü место, о ile bitiyor. Bu, buradan görüyoruz ki bu nötr, nötr kelimesi. Evet, рабочее место, oturduğumuz yere diyoruz genelde. Hani iş yerimizde oturuyoruz ya, bir masamız var, ona diyoruz рабочее место. Это моё рабочее место. Bu benim yani oturduğum çalışma masam. Evet, iş yeri de diyebiliriz. Рабочие. Buradaki örnek çoğul halinde рабочие işçiler. Рабочие işçiler. Evet. Обязательно. 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 Mutlaka. Evet, он eş anlamlısı Rusça непременно. Eş anlamlısı Türkçe kesinlikle. Синоним слова mutlaka kesinlikle. Обязательно позвони мне и напомни. Обязательно позвони мне и напомни. Mutlaka beni ara ve hatırlat. Mutlaka beni ara ve hatırlat. İkinci örnek. Не обязательно приносить с собой что-то. Не обязательно приносить с собой что-то. Yanına bir şey almaya gerek yok. Yanına bir şey almaya gerek yok. Buradaki ters anlam içeriyor. Не обязательно, yani mutlak bir şey değil.
Gerek yok anlamına geliyor. Bir sonraki kelime подозрительный. 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 Biraz uzun. Podo o önekinden oluşuyor. Zritel bir kök. Zritel yani seyirci. Zrit fiilinden yani смотреть aslında zrit görmekten geliyor. Evet, подозрительный şüpheli demektir. На собрание пришел подозрительный человек. Я да тип diye yazdım. Тип, тип demektir yani birisi demektir. На собрание пришел подозрительный тип. Toplantıya şüpheli bir adam geldi. Ya da toplantıya şüpheli bir tip geldi dersek doğru olur mu bilmiyorum. Öyle yazmadım. Bir adam diye yazdım. Ama Rusça'da tip diye yazabiliriz. Hani şüpheli ya bilinmeyen biri böyle şüpheli birisine tip diyebiliriz. Yani tip diyebiliriz. Evet. Мы подозреваем что они давно развелись. İkinci örnek. Мы подозреваем что они давно развелись. Çoktan boşandıklarını düşünüyoruz. Çoktan boşandıklarını düşünüyoruz. Evet. Это выглядит подозрительно. Bir sonraki örnek. Это выглядит подозрительно. Bu şüpheli görünüyor. Buradaki cümle doğru oldu mu bilmiyorum. Belki yanlış bir cümle oldu. Tam hissedemiyorum Türkçe olarak. Umarım anlayabilirsiniz. Bu olay yani bu durum ya da bu şey şüpheli görünüyor mesela. Evet. Şüpheli подозреваемый. Şüpheli подозреваемый diyoruz. Цель. Цель. Bunu bu kelimeyi biliyoruz. Birkaç kere daha önce karşınıza çıkmıştır. Eğer baştan izliyor iseniz, takip ediyor iseniz o zaman baştan birkaç kere göstermiştim size. Цель, amaç, hedef. Amaç, hedef, цель. С какой целью вы звоните им? С какой целью вы звоните им? Им onlara demek. Onları, onlara. Hangi amaçla onları arıyorsunuz. Hangi amaçla onları arıyorsunuz? İkinci örnek. Моя цель выучить русский язык. Моя цель выучить русский язык. Benim amacım Rusça öğrenmek. Benim amacım Rusça öğrenmek. Evet. Большинство людей живут бесцельно. Большинство людей живут бесцельно. Çoğu insan amaçsız yaşıyor. Çoğu insan amaçsız yaşıyor. Бесцельно. Burada amaçsız. Sız eki yani sonunda duruyor. Rusça'da tam tersi önden duruyor. Yani önde duruyor. Бесцельно. Amaçsız. Evet. Ставьте себе цели. Ставьте себе цели. Kendinize amaç koyun. Kendinize amaç koyun. Захватить. Захватить. Захватить normalde ele geçirmek anlamında ve savaş konularında çok sıkça kullanılan bir kelimedir. Захватить. Ama günlük hayatımızda yanına almak. Yanına almak anlamında sıkça kullanırız. Evet, оппозиционные силы. Оппозиционные силы. Оппозиция. Русчада муалефет демек. Оппозиционные силы захватили власть. Муалефет güçleri iktidarı ele geçirdi. Муалефет güçleri iktidarı ele geçirdi. Muhalefet, muhalefet, muhalefet. Şöyle ki Türkçe öğrendiğin zaman çok ilginç durumlarla karşılaşmıştım.
Hala da karşılaşıyorum çünkü hala Türkçe öğrenmeye çalışıyorum. Gördüğümüz gibi okuyoruz. Mesela muhalefet Rusça'da H harfi biraz daha böyle sert oluyor. Muhalefet. Sadece Türkiye'de yaşayarak, bu ortamda yaşayarak, duyarak muhalefet, yani neredeyse H harfi duyulmuyor. Muhalefet. O şekilde ben duyuyorum. Şimdi bu şekilde telaffuz ediyorum. Bunları da bilmek zaman, öğrenmek zaman alıyor. Evet, bazı komik durumlar olmuştu. Bir kere eşime memur dedim, tamam mı? Memur. Memur dedim. O anlamadı. Hangi kelimeyi söyledim, yani neyi söylediğimi anlayamadı. Meğerse memur demek lazımmış. E harfini uzatmak lazımmış memur diye. İyi de bu kitaplarda yazmıyor. Hiçbir yerde yazmıyor. Bunu sadece konuşarak, yaşayarak bazı şeyleri öğreniyoruz. Zamanla böyle durumlarda yaşanmıyor değil. Evet, ikinci örnek. Захвати с собой побольше денег. Захвати с собой побольше денег. Yanına biraz para al. Yanına biraz para al. Ama fazladan aslında burada demek istiyoruz. Fazla, biraz fazla para al. Побольше. Больше, yani больше daha fazla. Побольше biraz daha fazla para al deriz biz. Evet, ama burada yanına biraz para al daha sık bu şekilde söylüyoruz sanırım. Evet, bir sonraki kelime predvaritelna. 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 Önceden. Burada pre öneki var. Dvar. Dvar ama dver gibi. Dver kapı demek. Ay, aya dönüştü. Predvar. Dverden geliyor yani. Kapı kelimesinden geliyor. Predvaritelna. Перед дверью, yani kapıdan önce, kapının önünden, aslında hani biraz daha derin bakarsak bunu gösteriyor bu kelime. Ama anlamı önceden. Evet, biraz da yani zaten benziyor. Мы с ним предварительно договорились. Мы с ним предварительно договорились. Biz onunla önceden anlaştık. Ya da biz onunla ön anlaşma yaptık da diyebiliriz. Biz onunla önceden anlaştık. Мы с ним предварительно договорились. Bunun eş anlamlısı var. Заранее deriz. Заранее biraz daha kısa bir sözcük. Evet. Предварительно позвоните в банк. Предварительно позвоните в банк. İkinci örnek. Önceden bankayı arayın. Önceden bankayı arayın. Evet. Çok teşekkür ederim sonuna kadar izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Берегите себя. Всего доброго. Встретимся в следующем видео. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.